Çıkaldao transferini konuşalım. Madem sen açtın konuyu. Şimdi bu transferle ilgili kriterlerime uyuyor dedi Volkan Demir. Volkan'la başlayayım müsaadenle. Sonra tabii, sana tabii. geleceğim. Çıkaldao transferi için ne söyleyeceksin? Maliyet olarak oyuncu. O yayında Taner'le beraberdik. Taner şöyle bir bilgi verdi. Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği, scout ettiği bir oyuncu dedi. Öyle bir bilgi ulaştı. Yayın esnasında ulaştı ona. Üzerine Hagi ve Popescu gibi iki tane hem Galatasaray için önemli hem de dünya futbolu için önemli iki tane ismin referansı var oyuncuyla ilgili. Ben bu açıdan oyuncunun kalitesiyle ilgili olumsuz bir şey söyleyemem. Ama tekrar ediyorum. Bu ifadeyi şöyle kullanmıştım. Sözleşmesinin bitiminde bir yıl kala verilir mi diye demiştim. 6 milyon euro. Sonradan bazı arkadaşlarımız beni uyardı. İşte o sitede, malum sitede bir yıl gözüküyor ama aslında uzatılmış. Evet. Öyle bir durum varmış. Ama yine de 10 milyon euro serbest kalma bedeli. Serbest kalma bedeli 10 milyon. Yine de 6-6,5 milyon euro riskli. Mesela Boye için söylediğimi bunun için söyleyemem. Yani belki Galatasaray'a yine katkısı alacak. İşte Selçuk İnan'a benzetiyor mesela Stanku. Tarz olarak. Selçuk İnan kadar katkı verse zaten. Tamam 6,5'u kimse konuşmaz. Ama Romanya Ligi'nden 6 milyon euro bana biraz risk geliyor. Açık ve net söyleyeyim. Yani oyuncu çok kalitelidir. Onu konuşturmaz. O zaman zaten maaşı hiç konuşmuyoruz. Bunun da örnekleri onu var. Onu konuşturmaz. Ama şu anda Romanya Ligi'nden 6 milyon euroya bir oyuncunun gelmesi bana biraz ilginç geldi, açık söyleyeyim. 6 değil 6,5 milyon euro yani. Daha yüksek. Volkan Demir bir soru işareti koydu. O soru işaretiyle Mehmet Özcan'a döneceğim. Oyuncunun kalitesiyle ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Hacı Popescu referans olmuş adam zaten. Maliyet olarak Volkan'a %100 katılıyorum. Ben bir adım ileri gideyim. Ben 6,5 milyon euro rakamı sadece Gerson Fernandes'i veririm. Galatasaray'da çok oyuncunun ismi yazılıp çiziliyor ya. Halil için bile o rakama çıkmam ben. Yetki bende olsa mesela. Yani 6,5 milyona Gerson Fernandes eder ki Gerson Fernandes için de Benfica'nın 10 milyon euro üzeri beklentisi var. Romanya Ligi 6,5 milyon çok yüksek rakam. Yani bu transferden Galatasaray umarım zarar etmez. Şimdi bir de şu da var. Melike, ben kendi adıma söyleyeyim. Yani muhasebecilikle iyi oyuncu iyi para alsın. Ben ona takılmıyorum. Bonservis transferler de yapalım ama pandemi öncesi paralar havada uçuşurken işte markaya 4 milyon euro verdin Sportekiz'e. Evet. Pandemi sonu sadece Türkiye değil Avrupa'da da çok öyle transfer yok. Tabii. Yeni bir körfez ülkeler hareketlenmeye başladı. Oyuncuların transferlerini açıklamaya başladı. Ya çok über transferler var. Böyle 80 Jadon Sancho'lar falan var. Ya da işte yeni böyle körfez ülkeleri başladı. O yüzden 6,5 milyon euroyu ben kendi adıma söyleyeyim. Romanya Ligi için yüksek buldum. Yani bizim ligimizde düşünüyorum şimdi. Yani yurt içi bir transfer yapsak. Ben İrfan Can da benim nazarımda pahalı bir transfer. O da tartışılıyor. Ben İrfan Can'ın Galatasaray transferi gerçekleşmediğinde Galatasaray yönetimi eleştirmedim. Kendi adıma söyleyeyim. O rakamlarla o transferin yapılmadığını Galatasaray'ın hayrına gördüm ya da öyle söyleyeyim. Ayrı konu şimdi. Artı 3 çıktı. Türk olması değerli tabii ama hani. Midemize değerli arttı. Doğru. Ama rakamlar çok yüksek. Artık hani ben kolay kolay destekliyorum. Genç oyuncular alım. Şimdi tabii genç oyuncu da almak kolay değil. 23-24 yaşında ama hani bahsettiğimiz rakam da 6,5 milyon euro. Ben kolay kolay. Bugün işte Galatasaray oyuncu satmaya kalksa marka dışından hangi oyuncusunu 6,5 milyon euro satabilir? Soruyorum. Bugün Luyendama'ya 6,5 milyon euro teklif gelir mi? Örnek veriyorum. Gelse yani. Zaten çok anında satılır. 8 milyon euro alınmıştı. Veya Jacques'le 13'e alındı. 6,5 bulsa anında satılır ama ben marka dışında Galatasaray'da 6,5 milyon eurodan fazla teklif getirecek oyuncu şu an mevcut kadro olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir soru var sana. Selman Bey demiş. Sayın Mehmet abi. Demek ki Cesson'un transferi olmayacak ki Çıkaldao için 6,5 milyon euro verdiler. Güzel bakış açısı. Gerson, yani ben en başından beri Melike, Gerson'la ilgili söyledim. Ağustos ayının sonunda belli olacak. Portekiz tarafından ulaştığım zaman bir Gerson kendi durumunu görmek isteyecek. Benfica artı artık tok satıcı rolünde. Galatasaray'ın ilgisini biliyor. Geçen sene sadece 500 bin euro kiralama maliyeti vardı ki Gerson Galatasaray'a tekrar kiralık gelirse bu rakam 2 milyon euro olur. Yani 4 ile çarpalım. Benfica'nın beklentisi arttı. Oyuncu durumunu görmek istiyor. Ben Gerson konusunu şu an yani Ağustos ayının sonları diyorum çözüme konuşuyor ama keşke olsa, Galatasaray için çok önemli oyuncu. Onun Gerson, için biraz Gerson, daha zaman var. Gerson seviye atlatır. Hatta ben bir adım ileri gideyim. Şu an ligde en iyi orta saha Fenerbahçe diyoruz. İşte o merkez isimleri sayıyoruz ya, Volkan işte. Mert Hakan'ı, Mesut'u, İrfan Can'ı, Ozan'ı, Gustavo'su. Beşiktaş'ın aldığını düşün. Josef, Atiba, Gerson, Salih ligin en iyisi Beşiktaş olur derim. Yani Gerson o kadar fark yaratır. Galatasaray'ın da bence ısrarcı olmasına, beklemesine Gerson için değer diyorum ben. Şimdi bu konudan şuraya geleceğim. Bu transferler, Sasha Boye ve Çıkaldao transferleri sonrasında tabii bir yabancı oyuncu yoğunluğu da oluşmuş oluyor. Artı ve burada bir.
Galatasaray'ın bir anlamda bir tasarrufa gitmesi, o kontenjanı açması lazım. Burada yapılması beklenen durumsa Omar'ın sözleşmesinin askıya alınması. Bir haberimizi izleyelim, sonrasında hem transferleri hem bu konuyu konuşacağız. Tabii bütün takımların sıkıntısı haline geldi bu durum. Ne kadar yabancı oyuncu transfer ediyorsanız şöyle bir terazi titremeye başlıyor artık. Mehmet Özcan da söyleyeceksin. Galatasaray zaten son 3 senedeki süreci hiç iyi yönetmedi. Yani özellikle kiralık oyuncular çok arttı. Onun üzeri kiralık oyuncuya yönelildi ki kalıcı hamleler olmadı doğal olarak. Hep gün kurtarıldı. Bu periyotta da 2 tane genç deneme yapıldı. Ozomofor ve Segidika gibi. İkisi de Galatasaray. Ozomofor zaten Galatasaray seviyesinde olsa geçen senelerde Fatih Hoca, Markanur, Luyendama'nın olmadığı, ikisi de cezalı sanırım Hatay deplasmanı. Gesson'u stoperde oynattı. Yine Valentin, Ozomofor oynatmadı. Bence bu kampa da getirilmemesi gerekti. Yani en oynayabileceği maçta bile oynamıyorsa Galatasaray'da ne işi var diyorum ben. Biraz şeye de benzetiyorum bunu, açık söyleyeyim. Hani Brezilya'da Volkan böyle oyuncular Brezilya milli takımına çağırılır ülkede. Oyuncu da Valentin, Ozomofor bakarsak Nijerya milli takımına kadar yükseliyor ama hani Galatasaray'da dönüyor. Biraz orada başka işlerin döndüğünü düşünüyorum ben açıkçası. Bana çok gerçekçi gelmiyor oyuncunun değeriyle ilgili. Segidika da Eskişehir Spor'da çok iyiydi. Konya Spor'da fena değildi ama hani Galatasaray oyun formasyonu olmuyor. Bunları niye söyledim? Şu an 15 yabancı var. Omar'ın en az bir 6 ay daha liste dışı kalacağını, çünkü gözünden bir operasyon geçirecek diye biliyorum Melike. Bir evet, bir operasyon daha vardı, öyle söylenmişti. Kornea nakli. Diğer gözü, daha hasarlı evet, olan gözü için. Diğer gözde sıkıntı yok. Bir diğer ama gözünden muhakkak bir operasyon geçirmesi gerek. 14 oluyor. Halihazırda da siz zaten Gesson için uğraşıyorsunuz. Yine bir işte Gezal transfer olmadı, belki hücuma bir oyuncu olabilir. Bu noktada da elinizde zaten bir dediğim tane daha gibi Roman konuşuyorlar. Morutan mı? Morutan, doğru. Morutan'la ilgili de soru geliyor bu arada. Hazır konusu geçmişken. Doğru ama yüksek maliyet Melike, yani Çıkaldoğa'dan daha pahalı bir oyuncu, onu söyleyelim. O yüzden de o transfer için ben hemen yol alınmasını, bir aşamaya gelmesini beklemiyorum. Bence Galatasaray'ın ilk çözmesiyken artık kadroyu bir şekilde oluşturmaya başladı. Bir yerli stoper bence muhakkak şart. Alparslan, ben gözü kapalı ilk 11'den ziyade Alparslan Aytaç benim nazarımda kulübe oyuncuları, yani rotasyon oyuncuları diyebilirim. Elinde Falcao, Babel, Jagne, Feghouli gibi çok maliyetli isimler var. Babel'i ayrı bir yere koyuyorum. Bir Fatih Hoca ile ilişkisi. Artı ben Babel'e, kendi adıma ben beğenmiyorum Babel'i, onu söyleyeyim hani futbolunu, ama şu anlamda saygı duyuyorum. Fiziğine çok iyi bakıyor. Yani Burak Yılmaz'dan farkı yok anlamda. Hani oyun stilinin ben çok artık günümüz futboluna uyduğunu düşünmüyorum. Ama işin hani mücadele kısmında Babel fiziğine gayet iyi bakan bir oyuncu. Artı hani Fatih Hoca ile ilişkisi, Babel'den ziyade ben Jagne, Feghouli, Falcao, bu üçlüyü göndermek için Galatasaray şartlarını sonuna kadar zorlayacak. Zorlamalı da. Çünkü elinde ciddi şişik bir kadro var. O limit açılmalı. Ozomofor gibi, Segidika gibi de öyle çok hani Galatasaray seviyesi tartışılan oyuncuları da var. Biraz kadroyu boşaltması gerek. Yani ben evet, transferlere ihtiyaç var ama bazı oyuncuların da gitmesi gerek Galatasaray'da. Yani o değişimin yaşanması gerek artık ve iki transfer dönemidir bu yaşanıyor. İşte Fatih Hoca bir 3 sene daha istedi camiadan. Artık onun başlangıcıyla giriş gelişme sonuca gitmeli Galatasaray. Çünkü üst üste 2 şampiyonluk sonrasını hiç iyi kullanmadı. Yani onu hatırlatalım. İşte Şampiyonlar Ligi'nde de bir başarı işte geldi. Seriler, Leminalar, Enzonzi'de 50 milyon euro opsiyonlarla, işte Falcao'ya yine keza 3 yıl 25 milyon euro. İşte Emre Mor kiralık olmayacak denemelerdi. Gün kurtarıldı kiralık. Şimdi yine bir yeni takım oluşturmaya çalışılıyor. Çok eleştirel konuştum ama pozitif olduğum kısım şu: Galatasaray'da öyle ya da böyle genç bir jenerasyona sahip Galatasaray. Yani şimdi Markasından tutun işte. Sağ bek 20 yaşında bir boyayı aldınız. Ön tarafa gelsek orta sahaya Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan, Çıkaldağ, yani bu oyuncuların Kerem hepsi 95 sonrası. Kerem bir 98. Yaş ortalaması gençleşiyor. O tempo Galatasaray'da de eksik gördüğümüz PSV karşısındaki, belki bundan sonrasında kırılmak için bu transferler yapılabilir Muhammed ve evrilebilir. 97 doğumlu yine keza. O da genç yani. Hatta şöyle de söyleyelim Melike. PSV maçındaki 11'i izleyiciler düşünsün. O gün sahada olan oyunculardan sadece kalede Muslera, stoperde Marka, ön tarafta Kerem. Onun dışı 8 tane oyuncu değişecek yani. Evet. Ana plan bu. 3 tanesi değişti zaten. 3 tanesi değişti. Zaten değişti. Taylan'la o gün yoktu. Yoktu, gelecek. Muhammed yedekti keza. Artı dediğim gibi daha hamleler olacak transferde. Solbek transferi vesaire. Şimdi